Davet edecek. Pazartesi forumlarında gelenek olduğu üzere konuşmacımıza 25-30 dakikalık bir sunum süresi tanıyoruz. Sonrasında ise siz değerli katılımcıların katkılarıyla forumu zenginleştirmeye gayret edeceğiz. Başarılı bir forum olmasını diliyorum. Buyurun Sayın Hocam. Evet, teşekkürler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bir pazartesi akşamı uzlaştırma dinlemek üzere geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Şimdi uzlaştırma Türkiye'de çok tartışılan konulardan bir tanesi. 2005 yılında bizim sistemimize, bizim hukuk dünyamıza girdi. Ve 2006 yılında işte CMK'da ceza muhakemesi kanununda, pardon, CMK deyince Duygun Hoca kızıyordu, o geldi aklıma. Ceza muhakemesi kanununda yapılan değişiklikle daha genel bir hale getirildi ama sürekli değişti. Tıpkı hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi. Uygulamada sürekli sorunlar çıktı ve bu sorunların sonucunda da ister istemez bunun değişmesi gerekti. Neden bu kadar çok değişmesi gerekti? Ben biraz şuna benzetiyorum. Kurumun varoluş sebebiyle Türkiye'ye getiriliş sebebi arasında ciddi bir fark var. Türkiye'de uzlaşma kurumunun geliş sebebi hep işte davaları azaltmak, dava sayısını düşürmek, yargılama süresini düşürmek olarak sunuldu. Doğru, uzlaştırmanın böyle bir sonucu vardır ama uzlaştırmanın varoluş nedeni, yani hukuk tabiriyle ratio legis'i aslında bu değildir. Yani uzlaştırmanın varoluş nedeni aslında onarıcı adalet anlayışıdır. Çünkü klasik ceza yargılamasında, klasik ceza adaletinde, yani ortada bir suç işlendiği iddiası vardır. Bir tane de şüpheli sanık vardır. Bu kişinin bu suçu işleyip işlemediğini kanıtlamaya çalışırsınız. İşlediğini kanıtlarsanız da ona uygun bir ceza verirsiniz. Gördüğünüz gibi burada mağdura herhangi bir yer yoktur. Yani suçun şikayete bağlı olması ve mağdurun şikayetçi olması istisnası dışında aslında klasik ceza yargılamasında mağdur olsa da dava olur, olmasa da olur. Düşünün, şu anki sistemde sanık olmadan yargılama yapılamaz. Bir iki ufak tefek istisnası dışında. Neden? Çünkü sanık ceza yargılamasının kurucu unsurlarındandır. Peki mağdur, katılan taraf olmasa da yargılama yapılabilir. O gelmese de duruşma yapılabilir. Hiçbir şekilde sanığın sahip olduğu gibi mağdurun ceza yargılamasında maalesef bir yeri yoktur. Hani bu arttırılmaya hep çalışılıyor dünyada ve Türkiye'de ama hala daha sanık kadar merkezi bir yeri yok. Aynı şekilde mevcut ceza yargılaması sistemimizde mağdurun ceza yargılaması sistemi üzerinden zararlarını tazmin etme şansı da yok. Yani eskiden vardı, şahsi dava vardı, şimdi yok. Dolayısıyla mağdur ne yapacak? Hukuk davası açacak, tazminat davası açacak, onun peşinde koşacak, zararlarının tazmin edilmesini isteyecek. Oysa uzlaştırmada ve onarıcı adalet anlayışının alternatif uyuşmazlık çözümlerinden hareketle mağduru bu işin bir tarafı haline getiriyorsunuz. Yani mağdur da o sistemin bir parçası oluyor. Nasıl uzlaştırmanın taraflarından biri şüpheli veya duruma göre sanıksa, diğer tarafında da mağdur var. Ve mağdur rıza göstermediği sürece bir sonuç doğmuyor. Bu da demektir ki mağdur artık kurucu bir unsur. İkincisi, mağdur aynı zamanda yargılamanın bir parçası olarak yargılamanın olduğunu da görüyor. Yani insanların sadece ceza yargılamasının yapılıp işte sanığın suçluluğunun tespit edilip cezalandırılması birçok örnekte mağdur açısından yeterli olmuyor. Mağdur da bunun bir tarafı olmak istiyor. Aynı şekilde hani Türkiye'ye geliş sebebi de sonuçlardan bir tanesi. Evet, yargılama çok daha kısa sürüyor. Sonuçta 30+20-50 gün sürüyor. Ki yargılama diyemeyiz aslında buna. Ama uzlaştırma 50 gün sürüyor. Çok çabuk bir şekilde sonuçlanabiliyor. Böylece devlet açısından da ve bunun dolayısıyla da toplum açısından da hem maddi bir maliyetten kurtulunuyor hem de manevi bir maliyetten de kurtulunuyor. Düşünün ki senelerce devam eden bir davanın hem sanık açısından
hem mağdur açısından hem de toplum açısından çok ciddi bir maliyeti var. Hani maddi maliyetinin ötesinde kişisel olarak da bir maliyeti var. Sürekli duruşmaya gideceksiniz, gitmeseniz de takip edeceksiniz vesaire. Sürekli devam eden davalar zaten hepimizin malum. Dolayısıyla bundan hareketle aslında çıkmış bir kavram, uzlaştırma kavramı. Daha çok cezası düşük olan suçlarda ve çocuk suçluluğunda ilk başta çıkmış olan bir kavram. Daha sonra genele yayılmış durumda. Hatta Türkiye'de bu son yasal değişiklikle, 2016 yılında yapılan yasal değişiklikte oldukça genişletildi. Yani düşünün ki tehdit ve dolandırıcılık suçlarında bile uzlaşma artık mümkün hale getirildi. Tabii bu ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır. Özellikle hani dolandırıcılık, evet, mal varlığına karşı işlenen bir suç. Ama tehdit gibi bir suçta uzlaşma olması bana kişisel olarak biraz ilginç geldiğini, burada da yeri gelmişken söylemeliyim. Tabii uzlaştırma benzeri, işte hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme gibi kurumlar da aslında benzer mantığı yansıtıyor. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanması için mağdurun zararının giderilmesi gerekiyor. Aynı şekilde ertelemenin uygulanmasında da mağdurun zararının giderilmesi istenebiliyor. Veya seçenek yaptırımlara çevrilmede bu söz konusu olabiliyor. Peki çok kısa özetleyeceğim. Uzlaştırma nasıl işliyor? İşte savcılık soruşturma başlatıyor. Aslında kural olarak kitabi bilgiye ve kanundaki bilgiye göre yeterli suç şüphesine ulaştığı zaman savcılık, yani artık iddianame tanzim etmesini gerektirecek ölçüde şüpheye ulaştığı zaman, eğer uzlaştırmaya tabi bir suçsa bunu uzlaştırma bürosuna gönderiyor. Ve uzlaştırma bürosu tarafından bu bir uzlaştırmacıya gönderiliyor. Uzlaştırmacı taraflara ulaşıyor. Uzlaşmayı düşünüp düşünmediklerini söylüyor. Tarafların ikisi de uzlaşmaya katılmayı kabul ederlerse taraflar arasında bir müzakere yapılıyor. Ve bu müzakere sonucunda bir uzlaşmaya varılırsa, yani işte fail mağdurun istediği ya da beraber uzlaştıkları belli bir edimi yerine getirmeyi kabul ederse, bu bir tutanak altına alınıyor, bir rapor hazırlanıyor, uzlaştırma bürosuna gönderiliyor. Oradaki savcı bunun hukuka ve ahlaka uygun olup olmadığını, buradaki edimin, kontrol ediyor. Eğer bunları uygun bulursa onaylıyor ve daha sonra edimin cinsine göre değişmekle beraber kuru olarak kovuşturmama kararı veriyor veya kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı veriyor ve dosya burada deyim yerindeyse kapanıyor. Böylece mağdur kendisi açısından hem sürece katılmış hem tatmin olmuş oluyor. Fail de olası bir ceza yargılamasından, ceza almaktan, adli sicilinin bozulmasından kurtuluyor. Yani iki taraf açısından da kazan kazan şeklinde bir süreç ortaya çıkıyor. Tabii burada bu sefer şöyle bir tartışma oluyor. Şimdi bazen insan böyle şeylere tanık oluyor. Uzlaştırmaya tabi bir suç olduğu zaman otomatik uzlaştırmaya gönderilebiliyor. Şimdi aslında kanundaki sisteme baktığınızda otomatik uzlaştırmaya gönderilmemesi lazım. Yeterli suç şüphesi oluştuktan sonra uzlaştırmaya gönderilmesi lazım. Yani yeterli suç şüphesi zaten oluşmuyorsa aslında daha ilk aşamada savcının kovuşturmama kararı verme yetkisi var. Ama olmadı. Yeterli suç şüphesine ulaşmadan uzlaştırmaya gönderildiği zaman ve uzlaştırma sağlanmadığı zaman ne olacak? Aslında kitaptaki, kanundaki sırayı takip ettiğinizde eğer uzlaştırma olmazsa dava açılması lazım. Ama siz yeterli suç şüphesini toplamadan, buna ulaşmadan uzlaştırmaya gönderdiğiniz zaman bu sefer uzlaştırma sağlanmadıktan sonra da kovuşturmama kararı verilebilmesi gibi bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Tabii bu fail açısından da iki arada bir derede bir durum yaratabiliyor. Diğer yandan uzlaştırmanın bir özelliği, Yargıtay tarafından da kabul edilmiş bir özelliği, bunun sadece usul hukukuyla ilgili değil, maddi hukukla da ilgili bir konu olduğunu kabul ediyor Yargıtay. Diyor ki, suçun işlenmesiyle beraber faille devlet arasında doğan cezalandırma ilişkisini de ortadan kaldırdığı için maddi ceza hukukuyla da ilgilidir diyor Yargıtay. Verdiği çok sayıda kararda, mesela dolandırıcılık suçuyla ilgili, tehditle ilgili, sonradan uzlaştırmaya katılmış suçlarla ilgili verdiği kararlar var 2017 yılında. 15. ve 4. ceza dairelerinin kararları var.
Bunun şöyle bir etkisi oluyor. Aynı zamanda maddi ceza hukuku kurumu olduğu için lehe uygulama yapılması gerekiyor. Yani dava hatta bakın Yargıtay aşamasına gelmiş, artık sonuçlanmış, kovuşturmanın da son aşamasına gelmiş. Burada Yargıtay diyor ki uzlaştırmanın kapsamı değişti. Dolandırıcılık suçu, basit dolandırıcılık ve tehdit artık uzlaştırma kapsamında, maddi ceza hukuku kurumu olduğu için bunu uzlaştırmanın denenmesi gerekir diyerek bozup kararı geri gönderebiliyor. Dolayısıyla maddi ceza hukuku kurumu olması nedeniyle uzlaştırmanın mutlaka burada lehe yasanın, yani failin lehine olan yasanın uygulanması gerekiyor. Tabii bazı istatistiklere de baktım. Aslında onları daha önce söyleyecektim ama deyim yerine unuttum. Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerine göre bu yasal değişiklik yapıldıktan sonra 2007 yılının ilk 10 ayında 2017'nin ilk 10 ayında 173 bin dosyada uzlaşma sağlanmış, 42 bin dosyada uzlaşma sağlanamamış. Yani her 5 uzlaştırmaya giden dosyadan 4'ünde uzlaştırmanın sağlandığını görüyoruz ki bayağı yüksek bir rakam açıkçası. 2016 yılına baktığımızda mesela 75 bin dosyada uzlaştırma, ya yani kovuşturma aşamasında 75 bin dosyada uzlaştırma olduğunu görüyoruz ama toplam dosya sayısına bakarsanız 3 milyon 303 bin çıkıyor. Hani onun içinde 75 bin %2.3 yapıyor. Yani çok fazla değil ama yine de hiç yoktan iyidir. Ve uzlaştırma sebebiyle kovuşturmama kararlarının seneden seneye arttığını görüyoruz. Örneğin 2009'da 1442 ile başlamış Türkiye genelinde. 2012'de 5176 olmuş. 2016'da da 13491 olmuş. Yani ciddi anlamda uzlaştırma dosyası var ve ciddi anlamda uzlaştırmada başarı sağlanabiliyor. Peki var olan sorunlar, karşılaşılan sorunlar nelerdir? Benim kişisel olarak tespit edebildiğim sorunlar. Bir kere uzlaştırmada şöyle bir kural var. Birden fazla suç işlenmişse ve bu birden fazla suçun bazıları uzlaştırmaya tabi, bazıları değilse kanun diyor ki o zaman uzlaştırma yapılamaz. Ama bunu Yargıtay biraz ilginç yorumlamış. Mesela verdiği bir kararda 3. Ceza Dairesi aynı kişiye karşı aynı olayda fail hem hakaret hem de netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemiş. Ve 3. Ceza Dairesi demiş ki burada netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama uzlaşmaya tabi olmadığı için burada uzlaşma uygulanamaz şeklinde bir karar vermiş ki yasada bunu söylüyor zaten. Ama aynı 3. Ceza Dairesi bir başka kararında 2017 yılında 12 Haziran 2017 yılında verdiği bir kararda aynı olayda farklı iki kişiye karşı iki farklı suç işlenmesi olayında da suçlardan bir tanesi uzlaştırmaya tabi değil diye uzlaştırma yapılamayacağını söylemiş. Bu olayda da muhalefet şerhi de var. Yani aslında bunun böyle olmaması gerektiğini, yani bir kişiye karşı uzlaştırma olabilir, bir mağdura karşı, diğer mağdura karşı olmayabilir diyor muhalefet şerhi yazan üye. Ama Yargıtay 3. Ceza Dairesi bunu bence de biraz kanunun yanlış yorumlayarak yapmış. Yani iki farklı suç var ortada, biri uzlaştırmaya tabi, biri değil. Uzlaştırmaya tabi olan da uzlaştırmaya başvurulabilir, uzlaştırmaya tabi olmayan da başvurulmayabilir. Çünkü mağdurlar da farklı zaten ama Yargıtay o kuralı biraz geniş yorumlamış verdiği kararda 2017 yılında, yani oldukça yeni bir karar. Diğer yandan uzlaştırmada sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesi ilk etapta uzlaştırmacının taraflara ulaşabilmesi. Yani onlara uzlaştırma teklifinin götürülebilmesi. Yani bu şartlarda uzlaştırmayı düşünür müsünüz? Uzlaştırma müzakerelerine katılmak ister misiniz? Teklifinin götürülmesi. Burada şöyle bir sorun çıkabiliyor. Yasada deniyor ki işte bilinen dosyadaki adresine tebligat yapılır diyor. Ama kişinin Mermis adresi farklı olabiliyor. Dolayısıyla hangi adrese tebligat yapılacak? Genellikle deniyor ki kanunda özel düzenleme olduğu için tebligat kanununa dikkate alınarak dosyadaki adresine bunun yapılması
gerekir. Eğer bir şekilde o adreste kişiye ulaşılamıyorsa Mernis adresine başvurulabileceği söyleniyor. 253. maddenin 6. fıkrası da dikkate alındığında bu şekilde bir çözüm üretilebiliyor. Diğer yandan yine karşılaşılabilen sorunlar ve Yargıtay kararlarına konu olan sorunlardan bir tanesi de taraflardan bir tanesinin reşit olmaması. Şimdi kanun diyor ki teklif kanuni temsilcisine yapılmalıdır diyor. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun önüne giden 2014 tarihli bir olayda reşit olmayan küçüğe tebligat yapılıyor. Bu aşama geçildikten sonra Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na kadar geliyor olay. İşte uzlaşma sağlanamıyor anladığım kadarıyla. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na kadar geliyor. Yargıtay Ceza Genel Kurulu diyor ki hayır, bu bildirim yanlıştır. Küçüğün kanuni temsilcisine bildirim yapılması gerekirdi. Ama süreçte küçük olan kişi artık 18 yaşını geçtiği için şimdi ben bu kararı bozuyorum. Ona tekrar bildirimde bulunacaksın. Tekrar uzlaşma sürecini başlatacaksın. Ondan sonra bakacağız diye bir karar vermiş. Yani olayda zaten aslında küçüğe tebligat yapılmış, bildirim yapılmış ama o sırada küçük olduğu için, kanun temsilcisine yapılmadığı için Yargıtay bunun uygun olmadığına karar vermiş. Diğer yandan uzlaştırmada hep vurgulanan bir şey, yani uygulamada biraz gri alanda kalıyor bu. Aslında tarafların özgür iradesiyle karar vermesi gerekiyor. Yani bu şu demek, mağdurla fail edimin ne olacağına ve bu edimin nasıl ifade edileceğine onların karar vermesi gerekiyor. Yani normalde kanundaki sisteme baktığınızda uzlaştırmacının bir edim teklif etmesi söz konusu değil. Yani uzlaştırmacı hadi işte senin de 5000 lira zararın var, o da sana 5000 lira versin, uzlaşın dememesi gerekir aslında. Hatta diyelim ki mağdur 10.000 lira istiyor, fail 5.000 lira ödemeyi kabul ediyor. Uzlaştırmacının işte 7.500 lira da anlaşın da dememesi gerekiyor aslında. Ha, deniyor mu? Evet deniyor. Ama aslında denmemesi gerekiyor. Neden? Çünkü tarafların özgür iradesiyle bunun saptanması gerekiyor. Zaten savcının uzlaştırma raporunu incelerken baktığı konulardan bir tanesi de aslında özgür iradeyle karar verilip verilmediği konusu. Diğer yandan taraflardan bir tanesi Türkçe bilmiyor olabilir. Bu yönetmelikte düzenlenmiş. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 202. maddesine atıf yapılmış. Yani bir tercüman görevlendirilmesi mümkün. Aynı şekilde uzlaştırmacının bağımsızlığı, tarafsızlığı, reddi ve çekinmesi söz konusu olabilir. Hakimin reddi ve çekinmesine ilişkin hükümler uygulanıyor. Ama bununla ilgili olarak savcı karar veriyor ve bunun bir itiraz yolu yok. Yani sadece yeni bir uzlaştırmacının atanması söz konusu oluyor. Diğer tartışma yaratan ve bence de gelecekte biraz tartışma yaratacak konu gizlilik konusu. Şimdi bunun iki boyutu var. Bir uzlaştırmacı açısından var. Bir de taraflar açısından var. Uzlaştırmacı zaten hani müzakereler zaten gizli. Onları dışarı aksettirmesi mümkün değil. Ayrıca aldığı bilgileri de dışarı aksettirmesi mümkün değil. Hatta bu konuda deniyor ki uzlaştırmacı dosyayı savcılıktan aldığı zaman bu bilgileri de aslında taraflarla paylaşmaması lazım. Yani tarafların gidip uzlaştırmacıdan bilgi talep etmesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla taraflar şüpheli veya mağdur taraf eğer dosyayla ilgili bilgi alacaksa bunu doğrudan savcılığa başvurarak yapması gerekir deniyor. İkincisi de uzlaştırma müzakereleri sırasındaki görüşmelerin, açıklamaların gizli kalması. Yani uzlaştırma görüşmesi başarılı da bitse, başarısızlıkla da sonuçlansa orada söylenen sözlerin dışarıda tekrarlanması mümkün değil. Yani daha sonra mağdur tarafın gidip aslında orada suçunu kabul etmişti, bize de söyledi demesi hukuken mümkün değil. Yani bu hukuka aykırı. Hatta duruma göre cezai sorumluluğu bile doğurması söz konusu olabilecektir. Tabii burada şöyle bir sorun çıkıyor. İki taraf görüşmenin de heyecanıyla çok sinirlenirler ve taraflardan biri diğerine hakaret ederse ne olacak? Şimdi bu soru işareti kanundaki düzenlemeye baktığınızda hiçbir şey olmayacak. Çünkü orada söylenenleri dışarıda üçüncü bir kişiyle paylaşma şansınız yok. Taraf paylaşsa bile, hani hukuka aykırı bir şekilde paylaşsa bile, uzlaştırmacının bu konuda tanıklık yapma şansı yok.
Dolayısıyla orada konuşulan konunun orada kalması gerekiyor. Bunun dışarı gitmesi mümkün değil kanundaki düzenlemeye baktığınızda. Bu da işin mantığına uygun. Çünkü orada söylediklerinizin, ister fail olun ister mağdur olun, orada söylediklerinizin dışarı gideceğini bilirseniz farklı şeyler söylersiniz. Hep bunu anlatırken uzlaştırmada şu örneği veriyorum. Bence buna birebir oturuyor. Bu 1990'lı yıllarda Meclis TV kurulduğunda şöyle bir tartışma doğmuştu. Tamam, iyi, Meclis TV kuruldu. 7/24 meclisteki bütün tartışmalar herkesle paylaşılıyor ama milletvekilleri sırf kendi bölgelerine reklam yapmak için kürsüye çıkıyorlar ve alakasız şeyler anlatıyorlar deniyordu ki haklı bir eleştiri. Ya da milletvekili sırf kendi seçildiği yere şirin gözükmek için kürsüye çıkıp aslında savunmadığı bir görüşü paylaşmak zorunda kalıyor. Neden? Çünkü işte belli bir dünya görüşünden, bir bölgeden seçildiği için ona göre konuşmak zorunda. Çünkü insanlar seyrediyor. Dolayısıyla dışarıyla paylaşıldığı zaman söyleyeceğiniz şeyi söyleyemeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla gizlilik aslında son derece mantıklı bütün olası sıkıntılarına rağmen. Diğer önemli bir konu bence görüşmelerin güvenliği. Sonuçta taraflar arasında bir gerginlik olabilir. Bunlar ceza davasına konu olmuş insanlar. Aralarında bir gerginlik olabilir. Bu güvenlik nasıl sağlanacak? Uzlaştırma görüşmelerinin işin açıkçası adliyelerde yapılması da mümkün. Benim düşüncem genel olarak buraların tercih edilmesi. Hani güvenliği sağlamak açısından. Çünkü başka bir yerde uzlaştırma görüşmesi yapılırsa, örneğin uzlaştırmacının bürosunda yapılırsa, bu güvenlik tamamen uzlaştırmacının yükümlülüğü altında kalır. Dolayısıyla onun bir şekilde bu yükümlülüğü üstlenmesi gerekir ki bu da uzlaştırması için ekstra bir yük demektir. Diğer bir konu da tabii ki edimin belirlenmesi. Yani edimin hukuka ve ahlaka aykırı olmaması gerekiyor. Yani kanunda, daha doğrusu yönetmelikte de çeşitli örnekler veriliyor. İşte özür dilemek olabilir, belli bir para ödenmesi olabilir, belli bir işin yapılması olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Doğru. Genel kurallar çerçevesinde hukuka ve ahlaka aykırı olmadığı sürece her şey, yani olayla bağlantılı olmak zorunda da değil, her şey bir edim olarak belirlenebilir. Yeter ki iki taraf da bunda uyuşsun. Ama bunda şöyle bir sıkıntı doğabilir, bazen de doğuyor zaten. Edimin ne olduğu, ne zaman, ne şekilde ifade edileceğinin çok açık bir şekilde raporda yazılması lazım. Yani hatta ben şöyle düşünüyorum. Özür dileyecektir bile yetmez. Nerede, ne zaman, ne diyerek özür dileyecektirin bile belki rapora yazılması lazım. Yani mesela hani kusura bakma dediği zaman özür dilemek sayılacak mı? Ya da tamam, burada özür diledim, oldu demek, özür dilemek sayılacak mı? Dolayısıyla bunların mutlaka çok açık bir şekilde yazılması lazım. Tabii sorun çıkabilecek konulardan bir tanesi, hani belli bir paranın ödenmesinde özür dilemekte sorun çıkmaz uzlaşıldıktan sonra da, diyelim ki taraflar failin bir hafta boyunca çocuk esirgeme kurumunda gönüllü hizmet vermesi konusunda uzlaştılar. Çok güzel, tamam, gittik çocuk esirgeme kurumuna, dedik ki biz böyle uzlaştık, bu arkadaş bir hafta sizde çalışacak. Çocuk esirgeme kurumunda dedi ki hayır, kabul etmiyoruz. Mesela ne olacak? Edim imkansız hale geldi. Şimdi edim imkansız hale geldiği için, yani edim yerine getirilmedi deyip ona göre mi uygulama yapacağız? Çünkü edim yerine getirilmediği zaman bu sefer fail açısından tekrar dava açılması söz konusu olacak. Yani tekrar değil, dava açılması söz. Ceza davasının açılması söz konusu olacak. Ama burada aslında failin bir kusuru yok. Yani edim yerine getirmemiş değil, yerine getirilememiş. Edim imkansız hale gelmiş. Benim düşüncem, edim imkansız hale geldiği için ve uzlaşma da aslında teknik anlamda bir sözleşme olduğu için sözleşme hükümsüz hale geliyor. Dolayısıyla aslında yeni baştan bir sözleşme yapmak lazım. İki tarafında burada herhangi bir kusurun olmadığını düşünecek olursak, benim kişisel düşüncem, eğer edim bir şekilde imkansız hale geldiyse, mutlak olarak imkansız hale geldiyse, biraz da borçlar hukukundan kıyas yaparak burada tekrar bunun düşünülmesi gerektiği söyleniyor. Tabii şöyle bir öneri de var uygulamada, deniyor ki böyle bir edimi tespit etmeden önce belki o kuruma başvurup ondan bir ön bilgi almak daha doğru olabilir. Yani böyle bir durum varsa başvurulup çocuk esirgeme kurumuna, biz böyle bir edim yapmayı düşünüyoruz, sizin şartlarınız nedir, sizin için bu uygun mudur şeklinde bir görüş düşünülebilecektir. Tabii edim
ifa edilmezse fail tarafından ne olacak? Edim ifa edilmezse bunun iki tane sonucu var. Birincisi artık fail hakkında ceza davasının açılması söz konusu olacak. Çünkü uzlaştırma bürosu edimin ifa edilip edilmediğini kontrol edecek. Burada uzlaştırmacıya düşen bir görev yok. Edimin ifa edilip edilmediğini o büro, uzlaştırma bürosu takip edecek. Eğer edimin ifa edilmediğini görürse bu sefer iddianameyi tanzim edecek ve ceza davası açacak yetkili ve görevli mahkemenin önünde. Diğer yandan uzlaştırma raporu da artık ilam hükmünde bir belge niteliği taşıyacak. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni de uzlaşmayla beraber mağdur tarafın artık bir hukuk davası açma hakkından da vazgeçmiş olması. Yani uzlaşmanın kabulüyle beraber iki taraf tarafından imzalanıp savcınınca da onaylanmasıyla beraber artık mağdur taraf bu konudaki maddi taleplerinden de vazgeçmiş oluyor. Dolayısıyla edim ifa edilmediği zaman mağdur tarafın maddi olarak bir şey isteme şansı kalmamış oluyor. İşte bunu engellemek adına, yeni bir mağduriyeti engellemek adına bunun ilam hükmündeki, İcra İflas Kanunu 38. maddesindeki ilam hükmündeki bir belge olarak kabul edildiği ifade ediliyor. Dolayısıyla fail hakkında hem dava açılması söz konusu olacak, ceza davasının açılması söz konusu olacak, hem de bununla beraber bu edimin artık İcra İflas Kanunu'ndaki hükümler çerçevesinde cebri icra yoluyla icra edilmesi de bu anlamda gündeme gelecektir. Dolayısıyla uzlaştırmada benim tespit edebildiğim sorunlar bunlar oluyor. Tabii yani uzlaştırma ücreti, uzlaştırmanın giderleri vesaire de var ama bu artık çok net bir şekilde belirlenmiş durumda. Asgari ücret tarifesi var. Uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi 5 Ağustos 2017'de resmi gazetede yayınlanmış. İşte uzlaştırma teklif aşamasında olumsuz sonuçlanırsa ne olur? Uzlaştırma aşamalarında, uzlaştırma aşamasında müzakerelerde uzlaştırma olumsuz sonuçlanırsa ne olur? Uzlaştırma başarılırsa ne olur? Bunlarla ilgili yargı giderleri nasıl çözülür gibi konuları çok net bir şekilde çözülmüş durumda. Dolayısıyla bu anlamda çok büyük bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum. Çok da uzatmamak açısından ben sözü burada kesmek istiyorum. Sizlerden gelecek sorularla beraber yeni konuları da elbette tartışabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Güçlü Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi katkıda bulunmak isteyen katılımcılarımıza söz vermek istiyoruz. Lütfen buyurun efendim. Kendinizi tanıtabilirseniz lütfen başlangıçta. Avukat Velik Demet. Ben bir Aralık'ın seminerine katıldım da yabancı kutular var. Gizli diye onlara da sordum. Çünkü katıldığım Aralık'ın ve uzlaştırmacı seminerlerinde bu gizlilik bir türlü çözülemedi. Konuşmacıya göre değişti. Ben şu kanalda vardım. Mesela adam şu anda ben FETÖ'yü saklıyorum derse ne olacak? Veya 10 sene evvel zaten bunun yakınını öldürmüştüm. Mezarda duruyor. Benim odanın altında gömülü vaziyette duruyor. Bir de o anda tabancasını çekti. Arabulucu hatta araya girdi, kurtardı. Benim anladığım o andaki arabulucunun müdahalesiyle silahını çekti, engelledi. O bildirilecek emniyete, savcılığa. Ama ondan evvelki, 10 sene evvelki cinayeti bildirilmeyecek diye kanaat bende uyandı. Onun haricinde her şey gizli tutulacak. Bilmiyorum sizin son hükümlerini görüyorum. Lütfen. %100 katılıyorum. Aynen dediğiniz gibi olacak. Yani eğer bir beyanda bulunuyorsa beyanlar gizli olduğu için ne beyan ederse etsin o gizli kalacak. Yani hukuka aykırı delil olur. Eğer burada işte ben 10 yıl önce birini öldürmüştüm dediği zaman bu gidip savcıyla paylaşılıp hakkında dava açılırsa bu hukuka aykırı delildir. Hukuka aykırı delille ilgili hangi işlem yapılması gerekiyorsa bizim yasal ve anayasal sistemimizde onun yapılması gerekir. Dolayısıyla kabul edilmemesi gerekir. Ama dediğiniz gibi silah çekmek, yumruk atmak bunlar hiçbir şekilde zaten beyan olarak değerlendirilemeyeceği için elbette bunlarla ilgili de cezai işlem yapılması gerekir. Oradaki açıklama beyan olarak mı açıklama girdiği için? Açıklamalar diyor.
yapılan açıklamalar diyor. Evet, yani silah çekmek bir açıklama değil bence ki zaten uzlaştırmanın varoluş sebebiyle de bağdaşmıyor yani. Başka söz almak isteyen misafirimiz, buyurun lütfen. Cezanın hani bir adilen bir şekilde uzlaşmayla ortadan kaldırılması. Bir de bunu yine özel hukuktan kaynaklanan manevi zararların giderilmesi, işte gerek hakaretteki manevi tazminat olarak gerek cismani zararlardaki, hani buradaki hem ceza hukukundaki bir cezanın karşılığı olan bir edim, bir de manevi yönden kaynaklanan bir edim, her ikisinin aynı suratta tamamen ortadan kaldırılması mı hedefleniyor, yoksa buna bir ayrıma, hani manevi kısmı özel hukuk ilgilendiriyor falan diye bir fark yok, getirilmiyor. Yani sonuçta uzlaşma olduğu zaman hem dediğiniz şekilde devlet cezalandırma yetkisinden vazgeçmiş oluyor, hem de mağdur kişi artık bütün maddi manevi bütün taleplerinden vazgeçmiş oluyor. Yani ikisi de aslında ortadan kalkıyor. Evet. Aynen öyle. Zaten o yüzden ifa edilmediği zaman hem devletin cezalandırma yetkisi deyim yerineyse tekrar doğuyor, hem de mağdur vatandaş icra iflas kanunu anlamında bir hak sahibi oluyor. Rica ederim. Buyurun lütfen. Avukat Nur Dilara Yılmaz. Ben stajımı yeni tamamladım ama stajım sürecinde ben uzlaştırma dosyaları görme imkanım oldu. Ayrıca benim de hani kazandığım bir dava olmuş. Yani hukuk fakültesinde okurken ama o dönemde uzlaşma vardı. Yani uzlaştırma yoktu. Hakim uzlaşma teklif ediyordu. Tabii ben uzlaşmamıştım ama yani benim gözlemlediğim, hani kendim de mağdur olmuştum. Yani bunun hukuk güvenliği açısından nasıl bir etkisi var? Çünkü benim gördüğüm uzlaştırma dosyalarında da bunu, yani bu ne bileyim, bu suçu meslek haline getiren, yani defalarca tekrarlanmış ve bu bir daha uzlaşmıyor. Yani bu adli sicilinde işlenmiyor. İşlenmiyor. Ama bunun tekrarlandığı sürece ve hani bunu görüyor artık, bu uzlaşmaya gidiyor. Yani bir açıdan hani bir kaçış yolu mu, yoksa yani bizim hukuk güvenliğinin yapısından da yani demek ki bu uzlaşmaya gidecek. Yani bunun bir yani yurt dışındaki ülkelerde bilmiyorum, hani hakim savcı sayısı belki yeterli sayıda. Hani uzlaşmada hani toplumda bir barış sağlansın. Biz hakim savcı sayısı yetersiz bir ülke olarak bir de bunu getirmemiz, işte yani hukuk güvenliği açısından sorunlar yaratabilir mi? Hani sizin bakış açınız nedir? Bir de bunun sonuçları üzerine hani empirik veriler üzerine araştırmalar yapılıyor mu, yapıldı mı? Hani bunca senedir uzlaşma var veya uzlaştırma haline dönüştü. Yani bunun caydırıcılığa etkisi oldu mu? Yani suç oranlarını düşürecek bir etkisi oldu mu? Bunu sormak istiyorum. Teşekkürler. Aslında ilginç bir tesadüf oldu. Bugün üniversitede kriminoloji dersi verdim. Konu da suç istatistikleriydi. Yani benim bildiğim böyle bir araştırma yok. Yani ben bilmiyorum en azından. Yani yapan da varsa kusura bakmasın, kimsenin de hakkını yemek istemiyorum. Ben bilmiyorum en azından. Böyle bir etkisi var mıdır, yok mudur? Hani bunu ne kadar zaten ispat edebilirsiniz, o da ayrı bir konu. Hani suça gerçekten etkisi olmuş mudur, olmamış mıdır? Ama buradaki amaç biraz daha zaten hem mağdurun haklarını korumak, hem de bizdeki klasik amaçlardan biri olan dosya yükünü azaltmak. Dolayısıyla yani uzlaştırmada aslında ilk hedeflenenler bunlar. Çünkü dediğim gibi klasik adalet anlayışında, doğru söylüyorsunuz ama klasik adalet anlayışında diyelim ki benim telefonumu çaldı vatandaş, tamam, yakalandı, telefon nerede, yok. Peki yargılandı, işte bir sene hapis cezası aldı. İki sene hapis cezası aldı. Yani çok büyük bir ihtimalle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıdır. Veya olmadığını varsayalım. İki yıl hapis cezası, gitti Silivri cezaevine. Ben ne yapacağım? Bir de o açıdan düşünmek lazım. Yani
dava açacağım. Peki açayım. Hukuk davası açayım bir de adama. Adam zaten yatıyor Silivri'de yani. Kim kime dumdum. Aldım. Hukuk davasını da kazandım. Mahkeme dedi ki evet haklısın. Senin 3000 liralık telefonunu çalmışlar. Al 3000 liralık da hakkın var. Nereden bunu icraya koyacağım? Ne yapacağım? Yani bu tabii ki suç politikasına uygun yapılan bir tercihtir. Yani doğru bulunabilir, yanlış bulunabilir. Bu suç politikasıyla ilgili bir tercihtir. Ve bu sadece bizde olan bir şey değil. Yani bunu biz icat etmedik zaten. Bu uzlaşmayı veya uzlaştırmayı hangisini derseniz biz icat etmedik. Bu zaten uzun zamandır Avrupa ülkelerinde, Fransa'da, Almanya'da ve benzeri ülkelerde zaten, hatta İngiltere'de de var, benzeri ülkelerde de olan kurumlar. Buradaki mesele yani ne kadar genişleteceksiniz, ne kadar genişletmeyeceksiniz. Benim kişisel düşüncem mal varlığına karşı işlenen suçlarda genişletmek makul olabilir. Çünkü mağdurun mal varlığı zarar görüyor. En azından bunu geri alma şansı elde ediyor mağdur. Hani hakaret yapısı itibariyle buna uygun olabilir. Çünkü çoğu hakaret suçunda özür iyi bir edim olabilir. Duruma göre değişmekle birlikte. Ama mesela tehdit suçuyla, başta da söyledim, tehdit suçuyla ilgili bence bu bir soru işareti. Yani ben tehdit suçunun uzlaştırmaya, bence aynı cümlede geçmeleri bile trajikomik. Tehdit suçunun uzlaştırmaya tabi olması bana çok makul ve mantıklı gelmiyor. Yani o zaman fail mağduru tehdit etti, sonra bir de uzlaşsın diye tehdit edecek gibi sorunlar aklıma geliyor. Dolayısıyla yani bu var olan bir kurum. Hani bundan bu saatten sonra ben geri dönüş olacağını düşünmüyorum. Ama dediğiniz gibi bu suçun önlenmesine veya suçluluğa ne kadar bir etkisi var? Bunu tabii biraz daha beklememiz lazım. Yani çünkü bu kurum bizim hukukumuza gireli 12 yıl oldu. Defalarca değişti. Hani böyle bir kararı vermek için daha bence bir süre daha beklemek lazım. Peki maddeleri genişletmelerini düşünüyor musunuz? Yani iyi mi oldu? Yaptılar zaten. Bayağı genişlettiler. Bence fazla genişlettiler hatta yani. Daha da değişti. Amaçladıkları o zaten. Yani onu tek tek, yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Hani soyut olarak genişletsinler ya da genişletmesinler değil de ya, hangi suç... Değil olmaz diyor, o da olsun. Bence o olmasın mesela. Karı koca arasındaki müessir fiil, Türkiye şartlarını düşündüğümüz zaman karı koca arasındaki müessir fiil hiçbir şekilde uzlaştırmaya tabi olmamalı. Hiçbir şekilde olmamalı yani. İstisnasız. Hocam, müsaade ederseniz ben de bir soru yöneltmek istiyorum. Uzlaştırma bana hep özel hukuktaki bildiğimiz bu arabuluculuk müessesesinin ceza adaletindeki yansıması gibi geliyor. Fakat arabuluculuk meslektaşlarımız hatırlayacaklar da çok daha büyük yaygara kopartmıştı. Çok daha ciddi sorunlarla karşılaşılmıştı. Çünkü bir kere arabuluculuğun ayrı bir kanunu var. Evet. Uzlaştırma için böyle bir yöntem izlenmedi. Ceza muhakemesi kanununa bir takım eklemeler yapıldı ki bence sanki bu da ayrı bir kanunla düzenlenmeyi hak ediyordu müessesi olarak. İki, arabuluculuk müessesesi ilk hukukumuza girdiğinde hatırlayacaksınız. Hukukçu olmayan kişilerin de arabulucu olabilmesine imkan tanıyan bir düzenleme öngörülmüştü. O dönem özellikle dönemin İstanbul Barosu yönetimi çok sert tepki gösterdi. Yine hatırlayanlar olacaktır. Toplantının yapıldığı salonu ellerinde kırmızı kartlarla İstanbul Barosu yönetimi bastı. Ve çok sert bir direniş ortaya koyarak arabuluculuk müessesesinin yalnızca avukatlar tarafından yürütülebilen bir müessese olarak düzenlenmesini sağladılar. Fakat şimdi CMK ile getirilen bu yeni düzenlemeye bakıyoruz. Burada sadece avukatlar veya daha geniş yorumlar sadece hukukçular tarafından değil uzlaştırmacılığın hukuk öğrenimi görmüş kişiler tarafından yapılabileceği ifade ediliyor. Peki kimdir bu hukuk öğrenimi görmüş kişiler dediğinizde yönetmelikte de bu konuda bir açıklık açıkçası yok. Yani şöyle herhangi bir üniversitede, herhangi bir bölümde okurken 2 saatlik hukuka giriş dersi almış herhangi bir kişi bugünkü sistemde uzlaştırmacı olabiliyor. Ki bizim bu uzlaştırma seminerleri, eğitimler sırasında pek çok farklı fakültenin pek çok ilgisiz bölümünden insanların da kaydolup bu sertifikayı aldığını biz gördük. Sanki bu konuda da bir sınırlamaya ihtiyaç var. Ne diyorsunuz hocam? Sorduğunuz çok iyi oldu hocam. Teşekkürler. Aslında bu bence en önemli sorunlardan bir tanesi. Arabuluculuk gibi bir konuda yani hukuk, özel hukuk alanında
sadece hukukçu, sadece avukat olmasını isterken ceza hukuku alanında hukuk eğitimi almış gibi yuvarlak bir ifade kullanılmasının ben de yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu yani bir hukuk milliyetçiliği, hukuk ırkçılığı falan değil. Yani onu yeri gelmişken söyleyeyim. Öyle bir derdim yok, öyle bir kaygım da yok. Ama ben uzlaştırmanın son derece teknik bir konu olduğunu düşünüyorum. Hatta imkan olsa da, öyle bir sistem kurulsa da, uzlaştırmacı da hukukçu olsa ve iki tarafın da avukatları gelse ve uzlaştırma o şekilde sağlanabilse. Yani bu bence çok daha iyi, çok daha mantıklı ve çok daha efektif bir sistem olur. Sonuçta bu teknik bir konu. Yani bu ayrımcılık falan değil. Yani ben şimdi desem ki açık kalp ameliyatına avukatlar da girsin, herhalde herkes güler. Başta hukuk odası olmak üzere yani. Bunu kimse ciddiye almaz. Ama uzlaştırma olduğu zaman tabip birisi uzlaştırmacı olabiliyor. Neden? Ya bu teknik bir konu sonuçta. Bu teknik. Bakın demin ne anlattım? İşte Yargıtay'ın LH kanun uygulaması konusundaki görüşünü anlattım. Yani biz hukukçular olarak bunu görüşüp tartışabiliyoruz. Yargıtay karar diyorum, muhalefet çağrı diyorum. Bunları hukukçu olmayan bir insanla bunu ne kadar konuşabilirsiniz? Ve onun için ne kadar ne ifade eder? Yani ben de uzlaştırma eğitimlerinde şunu duydum mesela. Hocam diyor işte hani özgür iradeden bahsediyoruz. Ben raporu hazırlıyorum, her şeyi dolduruyorum, onlar sadece imza atıyor. Şimdi bu uzlaştırma mı yani? Bu uzlaştırma değil. Hani dostlar alışverişe görsün. Ben yazdım, siz imzalayın. Tamam, ben de imzaladım. Ne olacağını bile bilmiyorum. Şimdi dolayısıyla bu konuda %100 size katılıyorum hocam. Yani bence de bundan vazgeçilmesi lazım. Ve uzlaştırmaya biraz hak ettiği değerin de verilmesi lazım. Şimdi baktım, özellikle kanuna baktım. 25 tane fıkra var. Yani şimdi 25 tane fıkralık bir düzenleme yapacağınıza, arabuluculukta yaptığınız gibi bir kanuni düzenleme yaparsınız. Hepsini de orada düzenlersiniz. Burada olduğu gibi yönetmelikte bir şeyleri düzenlemeye de çalışmazsınız. Çünkü yönetmelikte birçok şey yönetmelikte düzenleniyor. Yani ceza, tamam, ceza muhakemesi alanında kabul. Kanunilik ilkesi bu kadar sert değil ama yine de biz ceza hukukçuları yönetmeliği görünce benim şahsen genelde tüylerim diken diken oluyor. Hani yönetmelik, idare hukukçuları alınmasınlar. Yönetmelik beni çok rahatsız eden bir tabir. Yani bir şey düzenleniyorsa kanunda düzenlenir, nokta. Yazacaksınız, yaparsınız bir tane kanun. Artık günümüzde kanun yapmak çok zor da değil. Yaparsınız bir tane kanun, oraya koyarsınız. Yani işte kanunda olmayan şeyleri yönetmelikte düzenlemek, dediğim gibi ceza hukukçusu olarak beni hep rahatsız ediyor. Dolayısıyla bunun da aslında gerçekten özel, yeni, düzgün bir kanunla yapılması gerekir diye düşünüyorum. Buyurun lütfen. Mikrofon geliyor arkadaşlar. Mikrofon gelsin öyle. Bu nedenle de hukuki belgenin düzenlemesi herhangi bir mesleğe bırakılmamalı ve ben ne zaman kendimi hani bir ortamda arabulucu olarak da tanıttığımda herkes ben de olmak istiyorum diyor ki ama ben oldum veya arkadaşım oldu diyor, uzlaşmaya karıştırıyorlar ve toplum da bunu o kadar karıştırıyor ki artık ve iki müessesenin birbirine zararı da dokunuyor bu anlamda. Ben evet, bunu da söylemek istedim. Gerçekten bu net çabası fark ederek bunu hukukçulara almalıyız. Hani bir yandan hukuk fakültesi sayısının artık hukuk fakültesinin bittiği bir nokta. Diğer yandan hukuk bilimine ilişkin yapılması gereken bir mesleğin de tam tersi başka alanlara açılması kaosu daha da bence artırıyor. Doğru. Buyurunuz efendim. Dostlarının dostlar olarak uzaştırmacı bir teslim aldığını ve görevli bir kolluk memnun olduğunu öğrendim.
Ha, muvazzaf aynı zamanda. Evet, evet. O da güzel. Evet, evet. Bir araştırmacının da aynı şekilde konusunda olduğunu öğrendim. Bir araştırma yapmadım bu konuda. Hiçbir bilgim yok. Hiçbir eğitimde katılmadım. Yönetmelikte ne yazdığını da bilmiyorum ama sorun şu, görevli bir kolluk memuru, lisesi ne olursa olsun, maalesef öyle. Hocam yanıtlıyorsunuz. Aslında evet, bu ben de şuradan biliyorum, uzlaştırma eğitimlerinde kamu görevlileri vardı. Yani dolayısıyla sistem olarak yani müsait engel yok. Engel yok. Yani aslında mantık olarak düşündüğünüzde hani kamu görevlisinin olmaması başka lazım, bir iş yapmaması gerekir. Tabii. Aynen öyle yapıyorlar zaten. Ya polisin yapması çok aynen, yanlış. Aynen. Fevkalade yanlış. Çünkü işte konuşmada dedim ya Aynur Hanım, hani bizdeki sistem şey, hani uzlaşın ey vatandaşlar. Yani uzlaştırma böyle bir şey değil. Ben bu uzlaştırma ilk çıktığında hatırlarsınız hep verilen bir İzmir örneği vardı. Hani İzmir'de şu kadar uzlaşma oldu İzmir'de. Sonra nasıl oluyor uzlaştırma İzmir'de? Savcı bütün dava sahiplerini topluyor böyle. Uzlaşıyorsunuz değil mi? Evet, imzalayın. Tamam, 500 kişi uzlaştı. Sıradaki 500 kişi gelsin. Ya böyle bir uzlaşma olmaz tabii ki. Ve hele kolluk görevlisinin uzlaştırma yapması, ki eski sistemde direkt kolluk soruyordu uzlaşmayı kabul ediyor musunuz diye. Hani oradaki vatandaşın halini düşünsenize, yani polisle de hayır, uzlaşma imkanı var mı? Tabii, nereye imzalıyoruz falan olursunuz yani. Hani normal sıradan vatandaşı düşündüğünüz zaman bu böyle bir şey ama yani. Hani sonuçta polis dediğiniz kişinin zor kullanma yetkisi var ve silah taşıyor. Ya yani ciddi bir ikna etme gücü var yani. Ciddi bir ikna kabiliyeti var yani. Dolayısıyla kolluğun yapması bence çok yanlış. Çok yanlış. Evet. Ki artık beklenmesi gerekiyor. Buyurun lütfen. Ben Aykan çok uzlaştırmacı, avukat değilim. Gösteride bu işi yapıyorum. Avrupa'da da ilk çıktığında zaten çeşitli meslek kurumunda tek meslekleri yapması önerilmiş. Çok da başarılı olmuşlar. Benim burada çok arkadaşım var. Çok da başarılı konumdayım. Yani bu sizin açıklamalarınızı ben katılıyorum. Saygın. Raporlarınızda çok güzelli yazıyoruz. Hukuk eğitimi de sizin dediğiniz gibi böyle 2 saatlik bir hukuk eğitimimiz de yok. Olabilir ama. Tamam. Olabilir. Bunu özellikle söylemek istedim. Başka söz almak isteyen var mı efendim? Buyurun, daha sonra size. Biraz önce avukat onu deneyeceğim. Arkadaki arkadaşımın sorusunun devamı olarak yani çok fazla ikna olmadım. Şimdi ceza siyaseti ve kamu düzeni açısından bir kişi suç işleme konusunda alışkanlığa sahip. Uzlaştırmaya gidiyor. İşlediği suçları işlemiş olduğu suçlarda uzlaştırmaya gidiyor. Oturuyor, konuşuyor. Şimdi bu konuda gerek maddi gücü veya fiziksel gücü veya başka güçleriyle karşı tarafı ikna edip masada uzlaştırmaya zorlaması halinde uzlaştırmacı da diyelim fazla farkında değil bu işin ya da farkında ama dışarıya sızdıramıyor bu işin, yansıtamıyor. Bu konuda devletin veya işte savcılığın bir ağırlığı olabilir. Yani sürekli bir kişi uzlaştırmaya gidiyor sürekli. Yani uzlaştırmacı savcıyla birebir konuşacak. Yani savcılık bu konuda yani bu 5 kere işlemiş bunu ve uzlaştırmayla sonuçlanıyor. Şüphelenip bunu uzlaştırmacıya göndermeyebilir mi? Böyle bir takdir hakkı olabilir mi savcılığın? Ne dersiniz? İlkelere riayet etmezse uzlaştırmacı iptal alıyor, sonra atılıyor mu? Yani uzlaştırmacı kastetmiyor. Yok, parasıyla değil mi kardeşim? Şimdi, mantıklı bir hareket eden bir kişi size karşımızdaki.
maddi gücüyle veya işte başka türlü teklif yoluyla. Değil mi? Şimdi dediğiniz doğru ama dediğiniz genel olarak hukuk sisteminde yaşayan bir sıkıntı zaten. Yani çünkü maalesef kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Para çok şey, tamam her şey değil belki ama çok şey. Dolayısıyla parası olanlar evet çok şey yapabiliyorlar. Yani burada şunu demek istiyorum. Bu yapısal bir sorun. Bu yapısal sorunu savcı çözemez. Savcının böyle bir yetkisi yok. Yani bu kişi sürekli uzlaştırmaya geliyor. Dolayısıyla ben bunun dosyasını kanuna baktığınız zaman böyle bir yetkisi yok savcının. Hani ancak bireysel uzlaştırma dosyalarında şunu yapabilir. Özgür irade açısından da denetlediği için eğer özgür irade olmadığını bir şekilde mağdur tarafın bu kişi tarafından zorlandığını tırnak içinde tehdit altına alındığını tespit edebiliyorsa uzlaşma raporuna onay vermeyebilir. Ama yani bu kişi benim sürekli önüme geliyor. Dolayısıyla ben artık buna uzlaştırma teklif ettirmeyeceğim demek gibi bir yetkisi yok savcının. Yani bu sorunu da zaten başka bir şekilde çözmek lazım. Bu değil çözümü yani. Nurhan Hanım buyurun lütfen. Uzlaştırma olmaz. Tabii ki. Evet. Aslında gidemiyorsunuz. Mümkün değil. Ona göre düzenlemiyoruz. Bunda da düzenlemek. Daha hakkani olmasa. Evet. Uzlaştırmacı da farkında varmazsa bu işin. Yani vatandaş iktidarlığını biliyor ama bunu bir şey yapamıyor. Ortaya koyamıyor. Yani böyle 3, 5, 10 kez birinin böyle bir şey yapmış olması savcının sadece bahsettiğiniz o dosyayı incelerken farkına varmasıyla ortaya evet. çıkacak bir şey. Çünkü tek başına kalıyor. Evet doğru. Kişiyle veya başka suç işleyen insan. Kesinlikle. Ucu açık, bence bir boşluk var o konuda. Yani bir yandan da tabii dediğiniz örnekte yani mağdur tarafın baskı altında alınmasından bahsetmiyorum ama özel olarak çok sayıda uzlaştırma bir kişinin çok sayıda uzlaştırma dosyasının olması yani fail olmasını engellemek de burada biraz şeytanın avukatlığını yapacağım ne kadar doğrudur emin değilim çünkü dediğim gibi uzlaştırmanın birincil amacı mağduru korumaktır. Şimdi siz böyle bir kural koyduğunuz zaman o sayıyı geçtiği zaman işlediği suçlardaki mağdurları korumayacaksınız. Ya bu kişi normal ceza davasına gidecek. Ceza davası işte hırsızlıktan dolandıracaktan ceza alacak. Hapse girecek, girmeyecek. Mağdur ne yapacak? Mağdur o zaman hiçbir şekilde tatmin edilemeyecek. İşin bir de o tarafı var yani. Çünkü uzlaştırmaya tabi suçların önemli bir kesimi aslında mal varlığına karşı işlenen suçlar ki mantık olarak da doğru aslında düşündüğünüzde. Bir de küçük bir ekleme yapayım müsaade ederseniz hocam. Yani uzlaştırmacının mantığını iyi anlamak lazım. Uzlaştırmacı dediğiniz insan o kadar pasif, sünepe, el pençe divan bir insan değildir. Olmamalıdır. O görevi ifa ederken siz kamu görevlisisiniz. Dolayısıyla önünüze gelen o iki taraf, fail ve mağdurun aralarındaki ilişkinin ne şekilde cereyan ettiğini, bahsettiğiniz gibi iradeyi zorlayıcı bir tavır içerisinde olup olmadıklarını sizin süzebilir, tahlil edebilir olmanız gerekir. Ve onu tahlil ettiğiniz anlamda da proaktif davranabilmeli, gerektiğinde savcılığı devreye sokabilmeli, gerektiğinizde adli süreci siz doğrudan başlatabilmelisiniz. Orada sizin, çünkü orada hakim de sizsiniz aslında, savcı da sizsiniz. O iki insan sizin huzurunuzda yani yan yana geliyorlarsa aralarında böyle bir ilişkinin ortaya çıkmasına sizin varlığınız bizzatihi engel olmalı zaten. O ağırlığınızı hissettirmek durumundasınız. Bunun için uzlaştırmacılığın altını özellikle çiziyoruz. Hakikaten bu işi yapabilecek kapasitede özellikle insanlar bu işi üstlenirse bahsettiğiniz gibi suistimallerin daha başından önüne geçmiş olurlar. Tamam mı? Arkada söz almak isteyen misafirlerimiz vardı. Lütfen buyurun efendim. Teşekkürler. Biliyorsunuz açısından araştırma bölgesi olan kızdır ben.
Biraz önce avukat hanım bu konuda bir istatistik yeri var mı diye sormuşlardı. Türkiye'de bir istatistik yeri var mı yok mu hiç kesebilirim. Ancak bizim olursak biraz önce benim gibi kurulun bir metanolojik çalışmasından bahsetmek isterim. Bu metanolojik çalışması 2005 yılında yapılmış. Genel olarak dünyadaki oranacağı dahil kurulmaları, uzlaşma da dahil. Mediation denilen veya işte grup çalışmaları denilen diğer oranacağı dahil kurulmaları da dahil. Bunların verimliliğine ilişkin bir araştırma ortaya koymuş ve daha doğrusu bu tür araştırmaların bir metanalizine ortaya koymuş. Ve bilindiği kadarıyla, yani bildiğim kadarıyla 2005 yılına kadar yapılan en kapsamlı çalışma bu. Bu yapılırken 4 çeşit çıktı ele alınmış, verimli olup olmadığını değerlendirilmesine ilişkin. Bunlardan iki mağdur tatmini, mağdurun bu süreçten tatmin olarak çıkması, yine faili tatmini. Tabii ki uzlaştırma kurumu için failin tatminin ne verebilirler? Senin yani biraz daha onarıcı adet anlayışında failin tatmin dediğiniz aktarın akışman kurulması ve bu şekilde toplumsal barışın sağlanmasının da önem verildiği verilmesi söz konusu. Bu dört çıktıdan ikisi mağdur tatmini ve fail tatmini. Bir diğeri uzlaştırmada edil olarak bahsettiğimiz, yani edimi yerine getirmesi olarak bahsettiğimiz eski hale getirme. Yani suçtan kaynaklanan zararı, bu hukuki anlamda, yok anladığımız anlamda zarar değil, genel olarak suçla bozulan kalıp izlenme, toplumsal barışın gerçekten yerine getirip getirilmemeli. Üçüncü çıktı bu. Dördüncü çıktı da teker ürün. Failliğinden bir suç işlemiş mi? Buna bakılıyor ve genel olarak yani, özetleyecek olursam her dört çıktı açısından da verimli sonuç alınıyor. Olumlu sonuç alındığı ortaya konuluyor. Ancak yazarın, yani bu araştırmayı yapan ikilinin şöyle bir çekincesi var. Bu klinolojik araştırmalarda rastlanan bir çekince olarak zannediyorum seçim yanlılığı olarak geçiyor. Bu self-selection bias diye tabir edilen kavram. Yani o araştırmaya katılanların zaten gönüllü olması, zaten bir çıktı, bir olumlu sonuç vermeye yönelik olarak bu bilinç hareket ettiklerinden dolayı bunun sonuçları etkileyebileceği, olumsuz anlamda etkileyebileceği düşünülüyor. Ancak bu seçim yanlı hususu göz ardı edildiğinde yeni olarak dünyada gerçekleştirilen onuncu adalet uygulamalarının bu dört çıktı açısından onun sonuç verdiği şeklinde bir sonuca ulaşılmış oluyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Başka söz almak isteyen buyurun efendim. Şimdi orada sigortacı aslında ticaret kanununa göre zararı giderdiği zaman zararını giderdiği kişinin, yani mağdurun bu olayda halefi haline geliyor. Dolayısıyla aslında kişinin eğer zararı bu şekilde giderilmişse bütün taleplerinden de bu anlamda vazgeçeceği için normalde sigortacıdan talepte bulunamaması gerekir. Düşündüğünüzde. Evet. Ha tamam, olabilir. O şekilde anlaşıyorlarsa o başka bir şey. Trafik sigortası haricinde uzlaşıyorum. Yani tabii yok. Yazılır. Güzel bir soru, ama bunu herhalde sigortacılara sormak lazım. Yani şimdi şu... Evet. Doğru. Tabii ki sen zararını giderdin. Şimdi orada şöyle bir sıkıntı olacak. Yani trafik sigortasından alacaksınız ama trafik sigortası o zaman sizin halefiniz haline gelecek. Dolayısıyla tekrar öbür tarafa, öteki adam o zaman iki kere para ödemiş olacak yani. Orada deniyor ki bence şu yorum üzerinden gidilecek. Onu yazsanız da yazmasanız da siz artık bu konudaki talebinizden vazgeçtiğiniz için artık ortada bir talep kalmayacak. Talep olmadığı için halefiyet olmayacak. Halefiyet olmadığı için sigorta da zaten ne size ödeme yapacak ne de oraya rücu edebilecek. Yani
Anladım. Anladım, anladım. Ama bence yani onun bir ben sonucu olmayacağını düşünüyorum hukuken düşündüğünüzde. Çünkü taleplerinden vazgeçiyor zaten mağdur bu olayla ilgili olarak. Taleplerinden vazgeçtiği için mantık olarak da sigortacının halefiyeti doğmuyor. Başka sorusu olan var mı efendim? Ben bir öngörüme paylaşayım. Lütfen. Peki edimin mesela bir önceki seminerlerde örneğin bir vali çek 3 ay sonrasında bir müşteri çekildi, anlaşıldı. Evet. Bu çek ödenmediği zaman uzlaşma bozulacak mı yoksa diğer hukuk davalarındaki gibi biz icraya koyup alıyoruz kararı, mahkeme kararını. İcra, burada da aynı şeyin geçerli. İlam, hayır onu alabilirsiniz. Yani zaten uzlaşma bozuluyor ama o zaten ilam haline geliyor bozulduğu için. Dolayısıyla alabilirsiniz, evet. Hayır, şimdi uzlaşma mı bozulacak yoksa alacak için icra şey mi başlayacak? Uzlaşma oldu. Hem cezadan mahkum olacak hem tazminat olacak. Evet. Hem karar olacak. Şimdi şöyle bir şey. Yani uzlaşma bozuldu deyince tabii o raporda sanki güme gitmiş gibi anlaşılıyor da. Yani uzlaşma... olmamış olacak. Bunun iki tane sonucu olacak. Bir, devlet yine cezai soruşturma ve kovuşturmasına devam edecek. Fail yargılanacak. Fail hakkında dava açılacak. Aynı zamanda sizin açınızdan... Anlatamadım. Uzlaşma yapıldı. Sadece kovuşturma yer olmadı. Kararını verdi. Evet. Dosya kapandı. Ama edim bu olaylardan iki ay sonra yerine geldi. O zaman zaten kovuşturma kararı vermiyor. O zaman kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı veriyor o zaman. Tabii buyurun. Buyurun Mehmet abi. Özellikle ilgili şöyle bir sorun ortaya çıkmaz mı? Çek ve ödeme aracı. Evet. Özellikle kurtusundan düşündüğümüz zaman. Çek ve abi ödemeyi yaptıktan sonra ifayı yapmış sayılır. İfa gerçekleşmiş oldu. Nasıl çekte vade olmaz. İfa gerçekleştikten sonra artık onun sonuçları farklı bence ceza açısından. İfa gerçekleşti. Ondan sonra artık işin icraî kısmı ortaya çıkar yalnızca. Öyle düşünüyorum. Bu çekle ödeme yapılması. Ha, çekin icraya konulması gerekir diyorsunuz. Çek artık çekle ödeme yapıldıktan sonra ödeme gerçekleşti. İfa gerçekleşti. İfa gerçekleştikten sonra ifaya ilişkin sorun kalmadı. Evet. Ondan sonraki kısmı tahsil edersiniz. İcraî bir husus. İcraî bir konu. Ne de bu cezacıların çekten çektiği. Çekten çektiği evet yani çek. Vadeli olmasa da iyi. Efendim başka sorusu olan veya katkıda bulunmak isteyen misafirimiz. Lütfen. Buyurun efendim. Biraz yaklaştırabilir miyiz rica etsem mikrofonu? İstatistik konusunda sadece bakanlık istatistiklerine daha katlanmış oluyor. Ama daha başka bir çalışma yok. Yeni yasa tasarısıyla devam ediyoruz. Şu an başka suçlar da eklenecek.
bahsettiğim konuda da erteleme veriliyor. Erteleme sonucunda eğer hüküm ifade edilmezse ceza davasında icraya işlem konulacak. Şu anki uygulama bu şekilde. Evet. Evet. Doğrudur efendim. Başka katkıda bulunmak isteyen misafirimiz var mı? Evet. Zannedersem bu kadarız. Hepimiz açısından gayet verimli bir toplantı oldu. Ancak öyle gözüküyor ki uzlaştırma konusu önümüzdeki süreçte yine gündemde yer almaya devam edecek. Yine hukuksal sorunlar ortaya çıkarmaya devam edecek. Umarız Türk Ceza Hukuku Derneği olarak önümüzdeki yıl programında da yine uzlaştırmaya yer verir ve birlikte aradan geçen süreçteki gelişmeleri değerlendirme imkanı bulabiliriz. Sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz efendim.